Yeter yeter. Damat gelecek mi bugün? Aa abla ne yaptın ya her akşam her akşam? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Hadi mi? Sen şuraya iki tane daha tabak getir. Sen de ara damadı, alsın anasını gelsin. Ama anne öyle aniden olur mu? Ben bile şok oldum ya. Olur olur. Ara damadı, anasını alsın gelsin. Çok iyi fikir. Ay ama aklıma geldi de abla bu sofrayı hiç olur mu ya? Rezil oluruz. Yani. Soframızın nesi var anlamadım. Allah'a bin şükür her şeyimiz var yani. Ne olacak ya? Gelsin dünürüm. Biz ikimiz aramızda konuşuruz. Hallederiz ya. Anne. Sen daha dün geldin, bugün Murat'la tanıştın. Akşama doğru düğün müyün, evlilik diyorsun. Olmaz ki ama. Bana bak. Sen evlendin, evlendin. Ya seni kocanla bırakırım bu şehirde ya da alır Rize'ye götürürüm. Anladın mı? Anladın mı? Ablanla aynı fikirdeyim Yaz. Ama abla bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi de böyle işler aceleye gelmez. Biliyorsun şeytan karışır aceleye. Karışır. Bir sus be. Beni ele güne rezil ettiniz zaten. Rize'de ne diyorlar biliyor musun? Ne? Emine'nin kızı Gülbeyaz şehre gitmiş, ıştırı pıştırı dolaşıyor. Aa yalan. İftira. Ne dedikodu? Bence de. Yoksa bunu söyleyeni ben anında şak derim vururum. Ama bana karşı söyleyemiyorlar. Korkuyorlar çünkü benden. Şimdi bir saniye eğri oturup doğru konuşalım abla. Şimdi bunlar görücü. Dünür bunlar. Böyle kuru fasulyeyle pilavlı olur mu? Geçiştirdi falan derler. Şöyle güzel bir ağırlayalım onlara diyorum sonradan. Evet olmaz. Yani böyle pijamayla falan. Aa Murat arıyor. Aa bakar mısın? İyi insan lafın üstüne arar derler. Abla bu çocuk çok iyi demek ki. Anne müsaadenle ben... Otur. Burada konuş çocuğum. Bizim birbirimizden gizlimiz saklımız mı var? Yok. Hiçbir gizli bir saklımız yok anne. Efendim aşkım. Sen bunu bana mı dedin Yaz? Evet sana diyorum. Başka kim edeceğim hayatım? Ne yapıyorsun? Stüdyodayım, çalışıyorum. İyi iyi. Ay çok mu yoruldun? Kıyamam ben sana. Mesaj atmışsın ya Yaz. Evet şey diyecektim ben. Ben yarın annemi ofise götüreceğim de... sen gelip bizi sabahtan alır mısın diyecektim. Ama bundan sonrasına karışma bende diyordun. Ama sana çok fazla yorucu olursam ben götürürüm annemi. De ben beraber olalım istedim. Sen ben annem, annem ben sen. Söyle annesini de alsın gelsin kahve içeriz. Anne çocuk çalışıyor ofiste çok yoğun. Bu kadar saattir çalışıyor. Tabii. Çok çalışkan bir çocuk. Anlaştık mı aşkım? Alıyorum aşkım. Alıyorum tabii aşkım. Tamam canım ben seni çok meşgul etmeyeyim. Öpüyorum bay bay sevgilim. Sevgilim. Allah'ım bana bunun gerçeğini yaşatacak mısın? Ne olur yaşat. Gülbeyaz'cığım. Yalnız şimdi ben annen olarak sana şunu söylemek istiyorum. Çok samimiyiz, iyiyiz fakat annenin babanın yanında böyle ayıp laflar edilmez. Böyle öpüyorum, seviyorum, aşkım falan. Daha dikkatli olalım, olur mu çocuğum? Tamam anneciğim, haklısın. Ama ablacığım bir şey söyleyeyim mi? Çok seviyorlar birbirlerini, çok. Geberteceğim seni, artık öldüreceğim ha. Sesini kes. Kesmiyorum. Sanki sesini kes. Hoş geldiniz. Yani buyurun öpeyim. Buyurun. Rahat mısın anneciğim? Rahatım çocuğum. Hoppa. Geldiğimize göre. Evet. Günaydın Emine anneciğim. Günaydın. Rica etsem emniyet kemerinizi takabilir misiniz? Ay çok sıkılıyorum ama takayım tabii. Gerekli takmak lazım. İsterseniz ben yardım edeyim size. Ben yapabiliyorum, yapabiliyorum. Tamam yine de. Yaz sen nasılsın hayatım? Yaz değil Gülbeyaz. Anneciğimin adı. Zor mu geliyor söylemesi? Anneciğiniz adı tabii ben sadece hani kısa daha rahat oluyor söylemesi diye. Yok şey mi yok. Gülbeyaz diyelim biz ona.
Nasıldım sence Murat'cığım? Her zamanki gibi. Çok iyisin. Bas gazı, hadi. Anneciğim, taraftan. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneciğim tanıştırayım, Canan bizim sekreterimiz. Hoş bulduk kızım. Ya bir geliyorsun bir gidiyorsun, ölüyorum meraktan. Anlatsana bir ne oluyor? Canancığım işin aslı şu, annem geldi. Ben de izin aldım. Dosyalar, evraklar, git gellerimiz oldu tabii. Sen işe geri mi başladın? Nasıl başladın yoksa işe? yani şu an diyor, hani şimdi buraya geldik ya, şu an yani şimdiyi diyor. Değil mi Canan? Kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da anneciğim. Ha öyle mi? Ama yaz aslında şey yap. Ben sana sonra anlatacağım, hiç merak etme. Kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da. Beni odama geçelim, size ben bir kahve ikram edeyim. Buyurun. Niye senin odana gidiyoruz? Senin odan yok mu burada? Yok. Ama çok güzel bir masam var. Gel onu göstereyim. Buyurun. Zaten oda gibi bölmüşler. Küçük bir odacık. Anneciğim bak, bu benim masa. He, burada fotoğraflarımız var. Hepsi bu mu? Ha evet. Masa işte bana yetiyor. Yaz kızım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehpuş ablacığım. Anneciğim bak, bu bizim Mehpuş ablamız. Bu da annem. Nasılsınız? Buraya gelene kadar iyiydim ama masayı görünce kötü oldum tabii. Doğal yani. Mehpuş'cum bize her zamanki kahvelerden getirir misin? Buyurun biz de şöyle dışarıda. Ben çay istiyorum. Emine anneme çay getiriyorsun. Limonlu. Emine annem. Senin dün annene... Haberi yok mu senin ona aşık olduğunda? Çaktırma tamam mı? Aa Yaz. Ay. Ben de tam seni arayacaktım. Niye? Hazır gelmişken şu çıkış belgelerini imzalar mısın? Ne çıkışı? Oğlum, kardeşim. Şimdi sırası mı? Görmüyor musun? Yazın misafirleri var Sedatçığım. Ya bu çocuk buraya geldiğinden beri tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladı deli deli. Oğlum, niye yırttın çocuğun kağıtlarını? Niye yırttım? Çocuğun kağıdını niye yırttım? Murat, ben bunca işin gücün arasında şimdi yeniden yaza çıkış belgesimi hazırlayacağım. Çıkış? Ne çıkış belgesi? Anneciğim, Sedat Bey bizim muhasebecimiz de reklam parasının çıkış belgesisi. Para çıkışı. Ha? Aynen, para çıkışı değil mi Sedat Bey, değil mi? Öyle değil mi Sedat? Sedat, desene. Sedat Bey. Cevap versene. Ya bir konuşsana çocuğum, dilin yok mu senin? Sedat! O zaman şey yapalım. Mehpuş bizim kahvelerimizi zaten hazırlamıştır. Dışarı çıkalım, havadar kahvelerimizi içelim değil mi? Buyurun. Evet anneciğim, bizim bahçemiz var. Sap mısın oğlum sen? Ne oluyor şu an burada ya? Canancığım söyledim, sakın unutma, reklam filmi çalışıyoruz diyorsun. Canancığım günaydın. Günaydın. Sinan'la tanışın. Merhabalar, Sinan ben. Merhaba. Sinan benim kurgucu bir arkadaşım. Şu an bir reklam filmi çalışıyorlar. Bizim ikinci stüdyoyu kullanacaklar. Sen ona yardımcı olursun. Sinancığım, Canan sana göstersin stüdyoyu, detayları konuşalım. Tabii. Buyurun, bu tarafta. Ha, burada Yaz da geldi. Evet tatlım ya, bayağı sıcak bastı. İşte mevsimler kaydı falan der. Yok, o anlamda değil. Yani bizim Yaz, sosyal medyacı olan. Annesi de yanında. Yaz, annesiyle geldi. Niye söylemiyorsun? Pardon, çek. Kahvelerimiz de geldi. Teşekkürler Mekuşcuğum. Murat'cığım, biraz bakar mısın? Yaz? Emine teyzeciğim,
Ay hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Öpeyim. Oh. Aslı ben. Yazın en yakın arkadaşıyım. Birkaç kere görüntülü konuşmuştuk sizinle. Hatırladınız mı? Hatırladım, hatırladım. Nasılsın? İyiyim, siz? Ay sen pek güzelmişsin kız. Ama acık sıskasın. Telefonda böyle daha canlı canlı duruyordun yani. Biraz daha etli butluydun. Ay ne tatlısınız işte. Ekran 5 kilo koyuyor diyorlar. Neyse hangi rüzgar attı sizi? Kara yani. Karayel? Aslı'cığım sen ne söyleyecektin, ne vardı? Söyle bana sonra git. Ha, önemli değil canım. Şimdi Emine teyzem gelmiş. Bir iki lafım elini kırmayalım. Tamam o zaman sen git. Sonra ben senin yanına geleyim. Öyle yapalım. Hadi git. Ne kadar kalacaksınız? Dönüş yakın mı yoksa? Düğünü yaptıktan sonra giderim yani. Fazla kalmam. Giderim. Düğün? Ha, akrabaların düğünü için geldiniz siz. Ha, Aslı'cığım benim aklıma daha önemli bir şey geldi. Gel biz onu konuşalım. Damat. Ha, hemen gel gidelim. Damat? Aa bak. Sinek ısırdı galiba. Aa kızın koluna bir şey soktu. Bir şey oluyor şu anda. Ha, damat mı dedi sana? Hadi gidelim. Çok önemli, çok özür dileriz. Bunu konuşmamız lazım. Aa. Gel gel. Ay şimdi niye götürdü kızı apar topar anlamadım ki. Anneciğim kocaman şirket vardır bir işleri. Baksana koluma. Lan yapma be. Kedi şeyini görmüş, yara zannetmiş. Ah Aslı, ah Aslı var ya ağzından bir şey kaçıracaksın diye aklım çıktı. Ay Murat ben anlamadım ki ne olduğunu. Apar topar çekiştirip getirdin beni buraya. İyi de kadının şarkı işinden haberi yok. Aa nasıl yani? Eğer ağzından bir şey kaçırırsan mahvoluruz. Emine anne bizi vurur, Kemal de gömer. Emine anne? Yani Emine anne derken lafın gelişi. Öf iyi tamam bak ben hiçbir şeye karışmıyorum, hiçbir şey de söylemiyorum. Ama şu şarkı meselesi fena dolanacak ayağımıza haberin olsun. Sen hiç merak etme, orası bende tamam. Hadi sen git, 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 git. Demek Emine Hanım'ın haberi yok kızın marifetlerinden. Günaydın Güneş. Günaydın Güneş, günaydın Evren. O varoş, o hadsiz, o sinsi, o ikinci sınıf halk insanı olan sinsi sarıçıyan kızın enerjisi gibi enerjileri üzerime almayı reddediyorum Evren. Om Adi Pame Umma. Ay 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 Neri Hanımcığım benim yıldızım, güneşim, ayım. Ne yapıyorsun yerde ya? Nereden çıktı sus iş bu? Durduramadım Neri Hanım. Bravo. Bravo. Neri Hanımcığım beni bir dinleseniz, bana bir fırsat verseniz lütfen, çok kısa lütfen, lütfen. Çok az vaktim var. Tabii. Geçen gün yaşanan o tatsız konu yüzünden ben, o yanımdaki benim yeğenimdi. O biraz sinirlidir. Birazcık mı? Birazdan fazla. O annesine çekmiş o. Ne olur kusura bakmayın. Kusura bakmayayım mı? Dün gene karşılaştık. Sokakta üzerime yürüdü. Bas bas bağırdı, beni rezil etti. Yok, yapmaz, yapmaz. Asla onun öfkesi şeydir ya, saman alevi gibidir. O bir parlar, şöyle bir söner. Zaten ben böyle bir şeye müsaade eder miyim? Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Eğer müsaade ederseniz icra ettiğiniz sanatın şöyle kıyısından, köşesinden dahil olmak, sizin yontuğunuz bir heykel olmak istiyorum. Bak çok uzaklara götürmeyin beni tamam mı? Ben dayanamıyorum bu trafiğe, ben sana söyleyeyim. Gidiyorlar vallahi, gidiyorlar. Durun, durun, durun ya durun. Gidemezsiniz. Ay Allah yetişemeyeceğim diyordum, koptu. Kopsaydı keşke. Yaz. Ha. Aşkım. Klip çekimi için ölçülerini almam lazım. Gel. Klip çekimi mi? Klip çekimi mi? Klip çekimi. Anne ben Gülbeyaz'ım. O bana yaz dedi. Yaz dedin değil mi Defne? Evet yaz dedim. Ama burada sana herkes yaz diyor.
Şimdi şöyle, bizim klibimizde oynayacak Yaz diye bir mankenimiz var. Onun için Gülbeyaz'la da ölçüleri birebir aynı. O yüzden Yaz dedi. Canımızın helal lan. Gülbeyaz mı? He, Gülbeyaz Defne'cim. Kız yorgun anne, ne yapsın? Modelimiz çok aşırı derecede yorgun olduğu için benimle bedenleri aynı. Ben vereceğim bedenini. Ben sana sonra veririm aşkım. Hadi git bakalım. Ben kimin ölçülerini alacağım? Ben alacağım onun ölçülerini. Yürü. Anneciğim, bana Yaz denilince tabii sen ondan böyle bir şaşırdın. Benim kliple kulüple ne işim olur yani? Benim yeteneğim bile yok. Ne alakası? Çıkalım bu tarafa. Hayır, bana gelmeye başladılar yani. Söyleyeyim ben sana. Buyurun. Demek şarkı krallığın burası ha Kemal? Tam olarak burası. Baban duymasın. Sonay Müzik'ten sonra inanılmaz bir gelişme olmuş. Burası un kapanı değil. Devir değişti. Gel anneciğim. Siz yeni star... La... Ki... Bana bak. Niye öyle ağzın burnun ayrı oynuyor? Starımız derken... Starımız bizim Murat. Murat bizim yeni starım. Biliyorsunuz bütün şarkılarımızın söz ve yazarı, bestecisi Murat. Mehmet Bey'le tanış, kendisi Smile Müziğin Türkiye müdürü. Çok memnun oldum. Ben de. Gülbeyaz, bana bak. Bizim damat gerçekten şöhretli mi? Yeah. Keçinin istemediği yerde ot bitermiş. Neyse anneciğim, hadi gel biz kalabalık etmeyelim. Gelmişken şu gizemli sesin sahibiyle de tanışacağım değil mi Kemal? Şöyle. Tanışırız tabii ki, tanıştırırız. Değil mi? Neden tanışmayalım? Canancığım sen Mehmet Bey benim odama al lütfen, tamam mı? Yazcığım biz de benim odaya girip şu medya stratejisi hakkında bir çalışalım mı lütfen? Ha? Hadi o zaman biz çıkalım. Yaz sen de bize sonradan dahil olursun. Sonradan gelirsin. Yok yok çocuğum, benim için işinizi bırakmayın. Ben Resul'ü ararım, gelir beni alır. Ay hiç olur mu öyle şey Emine anneciğim? Ne demek? Buyurun çıkalım biz. Ay bugün sana çok zahmet verdim vallahi. Yok estağfurullah, ne zahmeti. Ya ne tanıştırması, ne starı? Ben kabul etmedim ki teklifinizi. Az önce ben seni kurtardım, şimdi sen beni kurtaracaksın. Duydun mu beni? Anlaşma iki taraflı. Ya ben anlaşma falan yapmadım ki sizinle. Ayrıca siz kendiniz hür iradenizle kurtardınız beni. Hayır. Peki. Sade'de gelelim. O gün yeğeniniz geldiğinde bizim ücretlerimizi biraz fazla bulmuştu. Kısaca ödeyebilecek misiniz ücreti? Bu ne? Fındık bahçelerim var. Kendi güzelliğime yatırım yapmak için fındık bahçelerimi satacağım. Şimdi dikkatimi çektiniz. Ay şükürler olsun sonunda. Neredeydi bu bahçe? Rize'de. Rize? İşletmesi ablamda ama mülk bana ait. Güzel. Yalnız bir tane şartım olacak Fındık Fadi. Hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde o yeğeninle beni karşı karşıya bir daha asla ve kata getirmeyeceksin. Sana refakatçi olmasını dahi yasaklıyorum. Tamam. Ama benim de sizden küçük bir istirhamım olacak. Fındık bahçelerimi sattığımı kimse duymasın. Yavrucuğum ilan vermişsin. Nasıl olacak o iş? Ay orada ben kendi ismimi kullanmadım. Okey. Ablanı tanımıyorum. Yeğenine de Allah korusun bir daha karşılaşmayacağıma göre. Benim için okeydir. Sorun yok yani. Ay bir dakika, nasıl yani? Şimdi biz anlaştık mı? Anlaştık Fındık Fadi. Ay gerçekten mi? Gerçekten mi? İnanmıyorum Nere Hanım. Çok mutluyum. Ay Allah'ım, yiyeceğim sizi. Ay ben Nere abla derim bundan sonra. Senere ablam. Aferin. Dikkatli kullanıyorsun arabayı. Sağ olun Emine anneciğim. Anneciğim dedin de aklıma geldi. Bana bak, yarın ananı al, akşam bize gel, tamam mı? Bu din işini halledelim. Yani Yaz'la, Gülbeyaz'la konuşayım da ben mi önce? Oğlum şimdiye kadar niye konuşmadın? Bana bak. Yola bak. Çağıracağım. Tövbe yarabbim. Bak, ya yarın akşam gelirsiniz, bu düğün işini hallederiz. Ya da ben Gülbeyaz'ımı alırım, memleketime giderim. Bundan sonra da Gülbeyaz'ı bir daha rüyanda görürsün.
Ayrıca gün yüzü bile göremezsin yani. Söyleyeyim de. Tabii tabii. Ben yarın annemi alıp hemen geliyorum. Benim niyetim ciddi. İyi, aferin. Hadi beni eve götür. Tabii, hemen eve götüreyim ama Boğaz'da yemek yiyecektik. Hocam, misafir davet ettim. Yarın gelecek. Dünür gelecek, ayol oturayım. Bir iki bir şey hazırlayayım. Sonra laf ederler. Tamam, nasıl isterseniz. Ben size eve bırakayım. Sen de Gülbeyaz'ın yanına dön. Yalnız kalmasın çocuk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.